Buyurun Arzu Hanım. Buyurun. Sağ olun. Kusura bakmayın, böyle damdan düşer gibi geldim ama. Olur mu öyle şey? Oturun lütfen. Bugün Leyla aradı beni. Ben de yoğunluktan açamadım telefonu. Sonra defalarca aradım ama herhalde duymadı beni. Ben de geleyim, sürpriz yapayım dedim. Çok iyi yapmışsınız. Sizi görünce çok sevinecek. Ben de şimdi geldim eve. İftardan önce bir komşuya uğramıştım da. Niyetli değilseniz bir kahve yapayım. Ne dersiniz? Sağ olun, niyetliyim. Ben bir Leyla'yı çağırayım o zaman. Arzu Hanım, gönül nasıl? İyi mi? Merak etmeyin Leman Hanım. Her şey yolunda. Aklınız kalmasın, ben ona göz kulak oluyorum. Eksik olmayın. Hah, sahide kızım, ben de size bakmaya geliyordum. Leyla odada değil mi? Leyla mı? Yo, odada değil. Ben de burada sanıyordum. Aa, mutfakta da yok. Önceden haberim olsaydı daha güzel bir hazırlık yapardım ama bu hali de idare eder değil mi? Bence gayet güzel bir oda, teşekkür ederim. Kızım teşekküre gerek yok, burası senin de evin sayılır. Eşyalarını istediğin gibi yerleştirebilirsin. Zaten fazla eşyam yok aslında. Farkındayım. Ama yarın uyandıktan sonra birlikte çarşıya çıkacağız. Çarşıya mı? Hı-hı. Sana şöyle güzel elbiseler alırız. Sonra beğenmediysen bu eşyaları değiştiririz. Yani aslında gerçekten gerek yok. Lütfen zahmet etmeyin. Leyla, sen benim biricik torunumsun. Ne olur sakın çekinme. Ne istiyorsan bana söyleyeceksin, tamam mı? Hadi sen yerleş. İftarda şöyle keyifli bir yemek yiyelim beraber. Tamam, teşekkür ederim. Babaannenle bozuştun değil mi? Gerçi biliyorum bir süredir başka bir yerde kalıyorsun. Yoksa kaldığın yerde bir sorun mu yaşadın? Yani inanın ne diyeceğimi bilmiyorum. Biraz uzun hikaye. Anlıyorum. Anlatırsın sonra. Ne olursa olsun sen benim yanıma geldin ya. Ben beni daha mutlu edebilecek başka bir şey düşünemiyorum. Yok, şimdi de açmıyor telefonu. Allah Allah, nerede bu kız? Kızım, sana bir şey söyledi mi şuraya gidiyorum falan diye? Yok, Leman teyze demedi dese söylerim zaten. Yavrum, peki buralarda gittiğiniz kafe falan var mı? Yok, yani o evde oyalanmayı sever. Ömer, belki Ömer'le buluşmuştur. Ay yok canım, Ömer'le buluşsa Ömer beni de çağırırdı. Ya Mine dedi sen arara. Ha? Ara kızım, ara. Yani sanmıyorum ama arayayım. Efendim? Heh, Ömer ne yapıyorsun? İyiyim, evde kitap okuyorum. Ha, evdesin yani. Evet, yani ne oldu ki? Yok, yok yok, bir şey olmadı. Ben söyledim size, Ömer evdeymiş. Hasbinallah, kızım biz onu mu sorduk? Leyla'yı sorsana, belki yanına gitmiştir. Yok canım, niye gitsin? Ay, ver sen bana bakayım bir. Alo, Ömer. Oğlum ben Leman teyzen. Leyla yanında mı? Yo, Leman teyze yanımda değil. Ya hayır olsun inşallah, önemli bir şey yok ya. Ay bilmiyorum. Ay, Leyla ortalarda yok. Neyse belki Firuze ablasının yanına gitmiştir. Ben bir de onu arayayım. Tamam oğlum, tamam. Hay Allah, endişelenmeyeyim diyorum ama Leyla hiç böyle yapmazdı. Markete gitse haber verirdi. Ay Leman teyze, tamam dur, telaş yapma. Ben bir mahalleye bakayım, belki dolaşmaya çıkmıştır. Tamam kızım, tamam. Leman Hanım, hemen telaş yapmayalım. Sayıden'in de dediği gibi belki dolaşmaya falan çıkmıştır. Haklısınız. Bekleyelim madem.
Evet, evet. Kızım sen nasıl pizza istersin? Üfüme etli sever misin? Çok severim. Tamam, iki tane orta boy üfüme etli. Yalnız tam iftar vaktinde gelsin lütfen. Sağ olun, hayırlı işler. Ben de ne zamandır pizza yemiyordum. Sevmiyorsan söylemeseydin, keşke beni eşlik ederdim sana. Ya kızım olur mu öyle şey? Ben seninleyken ne yediğimin bir önemi var mı? Yemekten sonra da televizyonun karşısına geçip şöyle güzel bir film izleriz. Çok isterim. Babaannenin burada olduğundan haberi var mı? İstersen bir arayıp haber verelim. Yok, arayan o değildi. Okuldan bir arkadaşım, dönerim sonra. Acaba ben dedemin yanındayım ya. Kimseye haber vermek zorunda değilim. Hı, tabii. nasıl filmler seversin? Aslında daha çok aksiyon filmlerini seviyorum. Hatta geçtiğimiz aylarda vizyona girmiş bir film vardı. Onu izleyebiliriz. Tamam. Yok. Ben iyiden iyiye telaşlanmaya başladım. Ben de telaşlanmaya başladım. Hayır, defalarca aradık, açmadı. Şimdi de telefonu kapalı. Nerede bu kız canım? Benim ödevlerim var da ben onların başına dönsem olur mu? Tamam kızım, tamam. Sen git ödevlerini yap. Ah, belki sizin eve geçti. O yüzden aradı ama ulaşamadı. Tabii ya. Ben bunu daha önce niye düşünemedim? Arzu Hanım. Buyurun efendim. Alo İkbal. Leyla evde mi? Leyla mı? Hiç görmedim hanımım. Ay, gerçi ben yarım saatliğine bir alışverişe gitmiştim ama. Montuyla ayakkabısı da yok. Tamam İkbal. Tamam, sağ ol. Yok, eve de gitmemiş. Ay, bu kız sizden bizden başka nereye gider? Ay, polise falan mı haber versek acaba? Tabii ya. Bu benim daha önce hiç aklıma gelmedi. Ne oldu Arzu Hanım? Galiba Leyla'yı nerede bulabileceğimi biliyorum. Şimdilik polise haber vermeyin. Benden haber bekleyin. Ay, hayırlı haberler olsun inşallah. İnşallah. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.